artı 4 a'yı 7 olarak buluruz. Şuna dikkat edelim. A artı 1 ile a artı 3'ü çarparken a kare artı 3 a artı a artı 3 olacağından dolayı ne geliyor? A kare artı 4 a artı 3 geliyor. Diğer ikisini çarptığım zaman da bakın a kare artı 5 a eksi a eksi 5'ten a kare artı 4 a eksi 5 geliyor. A kare artı 4 a 7 idi zaten. 7 artı 3 ile 7 eksi 5'i çarpacağız. Dolayısıyla 10 çarpı 2'den cevap 20 olarak bulunmuş olur. Önce her bir çarpanı sıfıra eşitleyerek kökleri buluyorum. 2x eksi 1'i sıfıra eşit dersem x eşittir 1 bölü 2. Eksi x artı 5'i sıfıra eşit dersem x eşit 5. X eksi 3'ü sıfıra eşit dersem x eşittir 3. Sonra bunları sayı doğrusunda diziyorum. En küçük 1 bölü 2. Sonra 3. Sonra da 5 olmak üzere. Hepsinden birer kök var. Tek kök. İşaret artı, eksi ve artın çarpımı eksi. Tek köklerden geçerken işaret değişiyor. 3 için ifade tanımsız. 1 bölü 2 ve 5 için 0. O zaman büyük eşit 0 olan yerler 1 bölü 2 de dahil olmak üzere 1 bölü 2'den küçük sayılar. Sonra 3 ile 5 arasındaki sayılar 5 dahil olmak üzere. Bu durumda 1 ve 3'ün birleşimi eşitsizliğin çözüm kümesi olacaktır. Cevap C şıkkı. 3 üzeri x'e a dersek 3 üzeri 2x a kare eksi 4 a artı 3 eşittir 0 demektir. Artı 3'ü eksi 1 ile eksi 3'ün çarpımı şeklinde yazabilirim. İkisinin toplamı da ortadaki terimin katsayısını verdiğinden dolayı bu ifadenin çarpanlara ayrılmış hali a eksi 1 çarpı a eksi 3 eşittir 0 olacaktır. Bu durumda ya a eksi 1 sıfırdır a 1 olur. A zaten 3 üzeri x'ti. 3 üzeri x'in 1 olması, x'in 0 olması anlamına gelir. Ya da a eksi 3 eşit 0'dan a 3 olur. 3 üzeri x'in 3 olması demek, x'in 1 olması demek. Bu durumda denklemi sağlayan iki tane gerçel sayı olduğunu bulmuş oluyoruz. Burada da arkadaşlar x kare eksi 6x ifadesinin yanına ne gelirse tam kare bir ifade olur ona bakalım. 9 dersek ne oluyor bakın. X eksi 3'ün karesi oluyor. İfadeyi elde etmek için buraya 1 lazım. Dolayısıyla x eksi 3'ün karesi artı 1 ifademiz. En küçük değerini sorduğuna göre bir sayının karesi ya sıfırdır ya sıfırdan büyüktür. Dolayısıyla sıfır olduğu durumu düşünecek olursak 0 artı 1'den cevap 1 olacaktır. Eksi 6y kareyi sol tarafa atarsak x kare artı 5xy artı 6y kare eşittir 0 olacak. X kareyi x çarpı x, 6y kareyi de 3y'ye 2y şeklinde parçalarsam, çaprazlama çarpıp topladığımda ortadaki terimi verdiğinden dolayı ifade karşılıklı yazarak x artı 3y ile x artı 2y'nin çarpımı olacaktır. Bu durumda ya x artı 3y 0'dır, x eksi 3y'dir. Ya da x artı 2y eşittir 0'dır. X eksi 2y'dir. Şıklarda eksi 2y olduğuna göre cevap D şıkkıdır. Yukarısı 6 parantezine aldığım zaman x kare eksi 4'tür. X kare eksi 4 de x eksi 2 ile x artı 2'nin çarpımıdır. Aşağıda 3 parantezine alırsam, 3x parantezine alırsam hatta, x eksi 2 olur. Eşittir 3 bölü 2. Sadeleştirmeler var. X eksi 2'ler sadeleşiyor. 6 ile 3 sadeleşiyor. Buradan 2 tane x artı 2 bölü x eşittir 3 bölü 2. Çaprazlama çarpımlar eşit. 4x artı 8 eşittir 3x'ten de x'i eksi 8 olarak elde etmiş oluruz. Karesiyle 3 katının toplamı yani x kare artı 3x küçük 10 olan tam sayıların en küçüğü demiş. X kare artı 3x eksi 10 küçük sıfır eşitsizliğini çözmek istiyoruz. Artı 3'e eksi 2 şeklinde parçalarsak pardon çarpma eksi 10 olacak. 5'e
eksi 2 şeklinde parçalarsak 5 ile eksi 2'nin çarpımı eksi 10, 5 eksi 2 de ortadaki terimin katsayısı 3. Dolayısıyla ifadenin çarpanlara ayrılmış hali x artı 5 ile x eksi 2'nin çarpımı. Küçük 0. Kökler eksi 5 ve 2. İşaret artı çarpı artı artı. Tek kök. Artı eksi artı. Dolayısıyla eşitsizliği sağlayan tam sayılar eksi 5 ile 2 arasında olacaktır. En küçüğünü sorduğuna göre eksi 5'ten büyük en küçük tam sayı nedir? Eksi 4'tür.